Merhabalar. Bu videoda Matrix IQ ile Binance borsasındaki kripto paraların taramasını yapacağız ve bu taramayı kendimize göre özelleştireceğiz. Öncelikle Matrix IQ'ya giriş yapıyorum. Yukarıdan IQ algo menüsüne girip hazır Explorer listesine tıklıyorum. Bu listede, tarama listesinde Matrix IQ'da zaten default olarak tanımlı tarama dosyaları geliyor. Yani buradaki herhangi bir tarama kuralına göre ben seçtiğim coinleri seçtiğim aralıklarda, gün ve periyot aralıklarında tarayabilirim. Bir de Explorer listesi var. Burada da kendi yaptığınız tarama kurallarına göre tarama yapabiliyorsunuz. Ben burada RSI'nin 70'i yukarı kırdığında kırdığı coinleri tara demişim. Bir de RSI hem 70 yukarı kıracak hem de MACD'nin trigger'ı kestiği bir Explorer oluşturmuşum. Buna göre tarama yapabiliyorum. Bu tamamen sizin kod bilginize göre değişir. Çok zor değil. Formülleri zaten paylaşılır. Şimdi ben bana daha çok sonuç vermesi için böyle kolay bir tarama seçmek istiyorum. SMA 200. Ne diyor? 200 günlük basit ortalamasının üstünde olan enstrümanları bulur ve listeler. Tamam, çalıştıralım. İlk önce BIST 100 olarak seçili geliyor. Çalıştıra bastığımda bu ekranı doldurmam gerekiyor. Ben buraya kripto para borsasındaki coinleri taratmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Seçe basıyorum. Bana bir pop-up menüsü daha geliyor. Sağ üstten filtreleme ikonuna tıkladığımda bir sayfa daha açılıyor. Buradan diğer piyasalar, kripto paralara tıkladığımda benim karşıma diğer kripto para borsaları dahil entegre edilen kripto para borsalarının coinleri geliyor. Şimdi ben buradan sadece Binance kullanıyorum ve USDT paritesinde işlem yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Arama bölgesine USDT alt-bin yazdığımda sadece Binance'da bulunan ve Tether paritesindeki coinler listelenecek. Hepsini seçtiğimde seçilenlere aktar diyorum. Tamam diyorum. Tether paritesindeki Binance'taki coinleri tarayacak. Bunu yaptık. Hangi günlük veya kaç saatlik periyotlarda tarama yapacağım, bunu seçiyorum. Sembol periyot kısmına geliyorum, günü kapatıyorum. 4 saatlik yapmak istiyorum, 120 dakikalık yapmak istiyorum, 60 dakikalık yapmak istiyorum ve 30 dakikalık yapmak istiyorum. Bu coinleri 30 dakikalık, 60 dakikalık, 120 ve 240 dakikalık periyotlarda hangileri MA200'ün üstünde bana bul dedim ben şu an. Aynı zamanda buradan hareketli ortalamanın türünü değiştirebilirim. Hareketli ortalamanın uzunluğunu değiştirebilirim. Yani bunu buradan yüzde yapabilirim. Ama ben formüle sadık kalmak istiyorum. 200 yapıyorum ve bitire gidip basıyorum. Toplam 960 veri elde etmiş. Bunları hazırlayıp ufak bir simülasyondan geçirip karşıma getirecek. Evet, 960 veriden 294 tane sonuç aldık. Burada 1 inç coin'i 60 dakikalık periyotta 200 günlük hareketli ortalamaya %0.13 kadar uzaklıkta diyor. Burada büyükten küçüğe, küçükten büyüğe de sıralayabiliriz. Yani benim karşıma çıkan sonuca göre buradaki kolonlara istediğim gibi sıralama yaptırabilirim. Aynı zamanda şöyle listelemeyi yaptık. Benim karşımda çıkan coinler MA200'ün üstündeki coinler. Ama ben ucuz olanları daha önce görmek istiyorum. Kapanış fiyatına tıkladığımda ilk önce ucuzdan pahalıya doğru listeleyecek. Sembole tıkladığımda harf sıralamasına göre, periyota tıkladığımda periyotlara göre bana listeleme yapacak. Aynı zamanda farka göre de yapabilir. Şimdi buraya kadar okey. Ama ben bu filtrelemeyi daha da daraltmak istiyorum. Şu an benim karşımda MA200'ün üstünde olan coinler var. Ben geldim. Sonuçlar ile yeni Explorer'ı başlat dedim. Bu sefer hem MA200'ün üstünde olanları hem de hacmi düne göre yüzde fark değişkeniyle belirlenen oranın üstünde artış olan coinleri göster diyor. Çalıştıra bastım. Buradaki 50 değeri bu coinlerin bir önceki MUM'a göre hacmi %50 artmış demek. Ben %50 artmış olanları bulmak değil de hacmi %20 artmış olanları bulmak istiyorum. %50 artan çok yoktur diye düşünüyorum. Aynı zamanda tekrar aynı coinleri
Buradan da periyotlarını değiştirebilirim. Tamam dedim. Bitire bastım. Aynı coinleri bana bu sefer tekrar tarıyor. Bu sefer 200 küsürden 150 küsüre kadar düştürdük biz daraltmayı. Karşıma çıkan coinler hem 200'lük ortalamanın üstünde hem de hacmi bir önceki muma göre %20'den fazla artmış. Tamam. Buraya kadar her şey okey. Ben bir kere daha filtreleme sokmak istiyorum. Daha iyi sonuçlar elde etmek için. PMAX'in de al verdiği coinleri bulalım. Bitir dedim. Evet, bu sefer benim karşıma yine aynı coinlerde, farklı periyotlarda sonuçlar geldi. Artık bu Explorer'ı siz kendinize göre de yapabilirsiniz. Ben yine sonuçlar azalmadığı için, filtrelememi daha da daraltmak istediğim için tekrar bir Explorer başlatıp RSI'nin 70'in yukarısında olduğu, 70'i yukarı kestiği coinleri bulmak istiyorum. Çalıştıra bastım. RSI 14'lük periyotta 70'i yukarı kesenlere son barda 70 yukarı kesmiş olan coinleri 120, 240 ve 60 dakikalıklarda tara. Bitir dedim. Evet, karşıma 4 tane coin geldi. Diyor ki son barda RSI'yı 240 dakikalıkta CTS coin'i Tether paritesinde yukarı kesmiş. Aynı zamanda PMAX de al vermiş. Aynı zamanda nedir onun ismi? SMA 200'ün de üstünde diyor bu coin. Bunların hepsi için bu son çıkan filtrelemede bunların hepsi geçerli. Toplu al ve toplu sat işlemlerinizi de buradan yapabilirsiniz. Tarama işi bu kadar basit. Kendinize özel tarama yapacaksanız IQ Algo menüsünden Explorer listesine gelip buradan herhangi bir Explorer'ı oraya kopyalayıp buradan kodlarda bir değişiklik, pardon script'i gösterdi değil, düzenle kısmında kodlarda değişiklik yaparak sağdan soldan indikatörler ekleyerek, örnek veriyorum ben buraya CCI eklediğimde CCI indikatörü parametre tanımlamaları geliyor. Alt kısımda koşulları tanımlayıp kendime göre bir şeyler çıkartabilirim. Ama bu az çok formülleri okumayla alakalı, biraz kod bilgisi gerektiriyor. Bu kadar basit tarama olayı çok güzel. Umarım bu video anlaşılır olmuştur. Umarım herkesin işine yarar. Diğer videolarda görüşmek üzere.